İnsan nasıl insan oldu? Modern insan ya da siz ve ben nasıl insan olduk? Elimde bir kitap var. Brian Fagan'ın Say Yayınları'ndan çıkan, Nurdan Soysal'ın Türkçe'ye kazandırdığı Cro-Magnon. Buzul çağı ilk modern insanı nasıl yarattı isimli bu kitap. Müthiş, güzel bir dille, roman heyecanıyla bize insanın insan olmasının hikayesini anlatıyor Cro-Magnon. Hepimizin anlayabileceği bir şekilde. İşte bize şöyle bilgiler veriyor. Mitokondriyal DNA binlerce nesil önceki büyük annemiz hakkında bize ne söylüyor? Sizin, benim, Amerika'daki, Güney Amerika'daki, Afrika'daki, Avustralya'daki, Çin'deki insanların büyük anneleri konusunda. Karbon 14 yöntemini nasıl kullanıyoruz? Nasıl çok doğru tarihleme yapıyoruz? Bütün bu bilgileri de vererek bize bir hikaye anlatıyor. Neyin hikayesini anlatıyor? Modern insanın Sahra Altı Afrika'dan çıkarak Orta Doğu üzerinden Asya'ya, Anadolu üzerinden Avrupa'ya giderek nasıl Neandertallerle karşılaştığını anlatıyor bize. Binlerce yıl tek başına Avrupa kıtasında hüküm süren Neandertallerin modern insanla, Cro-Magnon'la, yani daha doğru deyişle Homo sapiens'le karşılaştığında bunların nasıl etkileştiklerini bize anlatıyor. Ve kitabın daha hemen ön sözünde şöyle diyor. Neandertaller çevreleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip uzman avcılardı. Bazen kurak, çoğu zaman ise şiddetli soğuk bölgelerde yaşamlarını sürdürmek zorundaydılar. Fakat Homo sapiens'in bilişsel potansiyeline ve yeteneklerine sahip tamamen modern insanlar değillerdi. Daha dakik yeni kronolojiler modern insanların ortaya çıkışını yaklaşık 200 bin yıl önceye Sahra Altı Afrika'ya yerleştirir. Son keşfedilen yaklaşık 75 bin yıl öncesine ait insan yapısı nesneler gelişmiş bilişsel becerilerin işareti olabilir. Ve 20 bin yıl önce Cro-Magnonlar tarafından kullanılmaya başlanılan taşı ısıtıp kemik bir aletle ince yongalar kopartan buluntular bulundu. Sibudu Mağarası civarında bulunan 64 bin yıl öncesine ait insan yapımı geometrik nesnelerin üzerinde hafif tahta saplara monte edilen sivri uçlara özgü karakteristik aşındırma izleri görülür. Cro-Magnon hikayesinde volkanik patlamalar ve buzul çağının önemli bir yeri vardır diyor. Evet, bundan 128 bin yıl önce başlayan ve dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da Alplere, İtalya'nın kuzeyine kadar inen buzullar çağında nasıl yaşadılar ve bundan 14 bin yıl önce de ısınma başlayıp buzullar eridiğinde modern insanlar buna, Cro-Magnonlar, Homo sapiensler buna nasıl uyum sağladılar? 20 bin yıl önce son buzul maksimuma gelindiğinde Neandertaller hala var mıydılar acaba? Neandertallerle insanlar nasıl karşılıklı olarak etkileştiler? Çünkü modern insan geldiğinde Sahra Altı Afrika'dan, Neandertaller on binlerce yıldır aynı teknolojiyle, aynı avlanma yöntemiyle yaşamaktaydılar, varlıklarını sürdürmekteydiler. Ama ne zaman Homo sapiens geldi ve Neandertallerle etkileşime girdi, işte o zaman çok başka bir yere doğru gitti bütün olaylar. Dolayısıyla mitokondriyal DNA, mağaralar ki çok önemli bir yer tutuyorlar bu mağaralar, Cro-Magnonları, Homo sapiensleri anlamamızda. O mağara mı resimleri neler gösteriyor bize, neler söylüyor bize? O resimler sadece resim mi, sanat amacıyla mı yapıldı, yoksa başka görevleri de var mıydı? Bütün bunları
bu kitapta görebilirsiniz. Üstelik roman tadında anlatıyor bunu bize. Çok güzel, çok heyecanlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ve 115 bin yıl önce başlayan soğuma, ısınma, buzul maksimumları ve hafif, daha hafif kışların olduğu, gene soğuk ama hafif kışların olduğu dönemlerde acaba neler önemliydi? Örneğin size şöyle bir şey söylesem, insanın en büyük icatlarından, hayatta kalma icatlarından biri, Neandertallerin başaramadığı icatlarından biri, onu hayatta tutan icatlarından biri dikiş iğnesiydi desem ve kitapta buna dair acayip şeyler okuyacağınızı söylesem ne dersiniz bilmiyorum. Çünkü Neandertaller hiçbir zaman dikiş iğnesini keşfetmediler. Bu da onların hayatta kalma sürelerini, hayatta kalma mücadelelerini çok zorlaştırdı. Sizin ve benim genlerimizde %3 ila %5 oranında, Afrikalılar hariç hepimizin genlerinde %3 ila %5 oranında Neandertal kanı var. Bu da bir etkileşimin olduğunu gösteriyor. Buna dair de kitapta çok şey okuyacaksınız, çok etkileneceksiniz. Ben iki kere okudum, bitirdikten sonra dönüp tekrar okudum. Muhtemelen bu yaz tatil kitaplarımdan biri yeniden bu olacak. Üçüncü kere okuyacağım. Çok etkilendim, çok hoşlandım. O mağara resimlerinin arkasındaki izleri, o silahların arkasındaki zihinleri, Neandertal'le Cro-Magnon'un olası karşılaşmalarının nasıl olduğunu, neden vadilere yerleştiklerini, mağaralarda ne aradıklarını okurken çok heyecanlandım. Brian Fagan'ın Cro-Magnon'u, buzul çağı ilk modern insanı nasıl yarattı? Nurdan Soysal'ın çevirisiyle Say Yayınları'ndan çok mutlu olacaksınız. Hepimizin anlayacağı bir şekilde sizin ve benim hikayemiz.